Give me love like her. Tabii. Günaydın. Şu anda Seddülbayır'dayım. Seddülbayır Gelibolu Yarımadası'nın en uç noktası. Aynı zamanda da Çanakkale Boğazı'nın girişinde sol tarafta kalıyor. Biliyorsunuz ki Çanakkale Savaşı'nda Seddülbayır ilk çıkarma yapılan yer. Seddülbayır'ın 5 ayrı yerine çıkarma yapılmış Çanakkale Savaşı'nda. Çanakkale Savaşı Birleşik Krallık ve Osmanlı Devleti arasında gerçekleşmiş. 1915-1916 yılları arasında sürmüş ve Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmış. Böylece düşman da Çanakkale'nin geçilmez olduğunu anlamıştır. Ben de size ilk önce Seddülbayır'ı gezdireceğim. Daha sonra Kilitbayır, Eceabat, Büyük Kemikli, Küçük Kemikli taraflarına da götüreceğim. Şehitlikleri ve aynı zamanda anıtları göstereceğim. Ben Çanakkale'liyim ve bizim burada yazlığımız var. Aynı zamanda burada yazlıkçılar da oluyor. Yazları burada geçiriyoruz normalde. Ama şimdi hafta sonu kaçamağı olarak 3-4 günlüğüne geldik. Gelmişken de size etrafı gezdirip birkaç bilgi vermek istedim. Şu anda bulunduğum yerde Seddülbayır'ın bakı terası. Bize çok yakın. Manzarası mükemmel. Şimdi size manzarayı gösteriyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Videoyu beğenirseniz beğenmeye tıklamayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Şimdi dolaşmaya çıktık. Size etrafı göstereceğim. Eskiden biri erkek biri kadınlar hamamıymış bunların. Bu da Seddülbayır Kalesi. Onarımda şu anda. Biz normalde bu yoldan denize yürüyoruz yazları. Yukarıdaki şu anıt Helles. Oraya da gideceğim zaten. Şimdi sahile doğru yürüyorum. Bizim denize girdiğimiz yeri göstereceğim. Aynı zamanda orası Ertuğrul Koyu. Ordumuz neredeyse tüm askerleri daha kıyıya gelemeden öldürmüşler. Ve söylenene göre şimdi birazdan göstereceğim bütün kıyı kıpkırmızı kan olmuş. Şurada batık var. Oradan bazen yazın insanlar dalıp barut falan çıkarıyorlar. Karşısı Bozcaada burası. Seddülbayır'ın 5 ayrı yerine çıkartma yapılmış. Bunlardan biri bu Ertuğrul Koyu. Bir tanesi Tekke Koyu. Orası da buraya yakın. Orayı da göstermek istiyorum. Oranın sahili bayağı böyle upuzun yani. Deniz orada dalgalı oluyor. Biraz derken burada dalga çıkması. Diğer üç yeri de daha uzaklarda. Şimdi size buradaki mezarlığı göstereceğim. Çok geçmeden güverte yaralı ve ölü askerlerden akan kanlı kıpkırmızı olmuştu. Adamların pek çoğu denize atlamıştı ama ağır ekipmanlar yüzünden sürüklenmişti. Şimdi yukarı çıkacağız şu tepeye. Oranın adı Yahya Çavuş Şehitliği. Orayı gezdireceğim size ilk önce. Daha sonra belki Helles'e doğru yürürüm. Bu
aşağıda görmüş olduğunuz Ertuğrul Koyu. Az önce sizi gezdirdim. Savaş anını canlandırmışlar. Şu anda benim bulunduğum tepe. Bu da Seddülbayır Kalesi. Yani şurası. Şansıma çok fazla rüzgar var ya. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum. İnşallah duyuluyordur. Size şimdi buradaki büyük topu göstereceğim. Bu eskiden olduğu gibi duruyordu ama indirmişler yere. Morta koyuna gidiyoruz. I hurt myself today. See if I still feel. Give me love like her. Gemilerin iskele ayaklarıymış. Kalıntıları var. Aynen. Burada da bir batık var. Filika. Bu da bir başka filika. Buraya iskeleleri kurmuşlar buradan yukarıya. Burası da top bataryası. Yani bu uçta var. Bu uçta geldiğimiz tarafta. To turn this around, all I want is the taste that your lips allow. My, give me love. Burayı ve Morta Koyunu gezdirdim size. It's a taste that your lips allow. My.
Seslerini duyuyor musunuz? Sanki cennette gibiyiz ya. Ay, arı burnuma kir çekti. İngiliz İmparatorluğu askerinin yattığı şehitlikteyiz şu anda. 8 Mayıs 1915 günü 2. Avustralya Piyade Tugayı tarafından ele geçirilmiş bu alan. Aynı gece Melbourne ve Victoria köylerinden gelen askerler burada müttefik atlarının gerisinde silah arkadaşlarını gömmeye başlamışlar. Ve oluşturdukları bu mezarlık savaş sonuna dek kullanılacaktı diyor. Ve işte size bahsettiğim, gün batımında çok güzel olacak dediğim manzara. I hurt myself today. See.